Günaydın. Günaydın Doğanca. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Ben Ali. Ali hoş geldin. Nereden arıyorsun? Günaydın. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kars'ta hava bayağı soğuk. Dün de öyleydi. Şu anda okula gidiyorum. Beraber Kars sokaklarından geçelim. Artık ağaçlarda yaprak kalmadı. Sonbaharın sonuna geldik. Biraz dekore etmek için duvarlara böyle değişik yazılar ve şekiller aldım. Bugün gelmiş kargo. Ben de şimdi böyle hepsini masaya serdim bir hasar var mı diye bakmak için. Hepsi çok şık duruyor. Bence duvarları asınca gayet güzel olacak. Artık bu videoda mı olur başka bir videoda mı bilmiyorum. Beraber duvarlara bunları yapıştırırız. Ve açılmayı bekleyen bir kargo daha. Yılbaşı ruhu bizim eve erken gelecek galiba. Bunları yılbaşı kurabiyesi yapmak için aldım. Birisi böyle adam şeklinde, birisi de çam ağacı şeklinde. Bunu da onları alırken aldım. Çikolata yapmak için silikon bir kalıp. Evet, yeniden hepinize merhabalar. Sabah videoya küçük bir açılış yapmıştım. Kameranın arkasından konuştum. Böyle okula giderken Kars sokaklarını çekmeye çalıştım size. Nasıl oldu bilmiyorum videolar. Bugün de günlerden Perşembe, okuldan geldim. Gördüğünüz gibi açılacak kargolar vardı. Biraz onlara baktım, bir şeyler yedim filan. Şimdi de Halil'le masanın başına oturacağız. Çünkü biraz işlerimiz var. Halil KPSS'ye çalışmaya başlayacak. Genel kültür, genel yetenekten hazırlanacak sınava. Ona böyle bir ders çalışma programı hazırlayacağız. Kanalda hala KPSS'ye çalışıp beni takip edenler var biliyorum. Belki onlara da bir fikir olabilir. O devlet hava meydanlarına atanmak için girecek sınava ve onun çalışma sürecini de kanalda ara ara paylaşmaya çalışırız. Benim de işlerim var aslında. Hafta sonu açık öğretim sınavları var. Ben uzaktan öğretimle ikinci üniversitemi okuyorum, radyo, televizyon, sinema. Şu anda ikinci sınıftayım. Geçen sene sınavlar online olmuştu. Bu sene yüz yüze yapılacak. Çok fazla çalışamadım açıkçası. Bayağı yoğun geçiyordu okulda. Hatta bugün de bakamayacağım konulara muhtemelen. Çünkü yarın 12. sınıflara bir sunum yapmam gerekiyor. Onunla ilgili bir slide hazırlayacağım. Artık cuma akşam, cumartesi akşam da onlara bakarım. Biraz slaytların üstünden de geçmiştim. Şimdi biz onlarla ilgileneceğiz. Bu arada yılbaşı ruhu bizim eve erken geliyor derken ciddiydim. Bu ağacı IKEA'dan aldım. O da bugün kargoyla gelmiş. 180 santimlik bir yılbaşı ağacı. Henüz açmadık. Şurada da bir yılbaşı süsü vardı. O da ayrıca gelmiş. Bakalım, daha ağaç için süsler alacağız. O zaman açıp yaparız diye düşünüyorum. Zaten süslerken de videoya çekeriz. Bu arada söylemeyi unuttum. Yarından itibaren ara tatile giriyor okullar. Öğrenciler okula gelmeyecek. Normalde öğretmenler gidecekti seminerler için. Ama açıklama yapıldı. Seminerlerde online olacakmış. Yani bir hafta boyunca evde olacağız. Ben artık hem evle ilgili yapacağım şeyleri hem de çekmek istediğim birkaç video vardı. Böyle bir boşluk bulmuşken onları yaparım diye düşünüyorum. Evet, yeni öğrencim. Evet Ezgi Hocam. Okulda rehber öğretmen, evde rehber öğretmen. Çok zor işler. Şimdi ben Halil'e bu şekilde çizelgeler çıkarmıştım. Her dersten
Ben önceki ders çalışma programlarımda da anlatıyordum. Önce bütünsel bir şekilde, yani bütün konuları yazıp önümüzü görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. En azından konuların ne zaman biteceğini tahmin edersek daha stressiz bir şekilde ilerliyoruz çünkü. O yüzden ben de şimdi diyorum ki zaten video izleyecek YouTube'dan. Konu konu hangi videoları izleyeceksek önce konusunu yazalım. Buraya da videonun süresini yazalım çünkü bence o da önemli. Not alarak videoları izlediğimizde bayağı bir vakit kaybediyoruz. Buraya da bitirdiğimiz konuyu, bitirdiğimiz tarihi yazalım diye düşündüm. Şimdi ders ders hangi videoları hangi kanaldan, hangi hocadan izleyeceğimizi şöyle kağıtların üzerine yazalım öncelikle. Tarihten başlayalım. Klasik Ramazan Yetkin'i izleyecek tabii ki, o da benim gibi. Şuralara şeyleri yaz aşkım. Ne yazayım oraya? Şu köşeye Ramazan Yetkin benim hocam kanalı. Matematik, ya ben İlyas Güneş videolarını izlemiştim, yine benim hocam. Matematik, zaten, matematiği zaten çok iyi. YGS'de full çekmişti. İlyas. Güneş, benim hocam yazsan yine. Yine de şey yaparsın canım, bazı konulara bakarsın. Ben hatta İlyas Güneş'in üniversiteye hazırlık videolarını izliyordum, YKS videolarını. Problemlerde sıkıntı vardı benim. Ama matematikte tabii olay bol soru çözmek konudan ziyade. Coğrafya. Engin Eraydın, Hoca Web'de kanalı. Bayram Meral de var benim hocam da. Onun da tekrarlarını falan izleyebiliriz. Şey, Mehmet Eğit de var, o da çok iyi. Vatandaşlık Esra Özkan Karaoğlu. Esra Hoca önce benim hocamdaydı. Sanırım şu anda Öznur Hoca ile beraber Hoca Kafası diye bir kanala geçmişler. Şimdi bakacağım YouTube'dan ben de. Ben bütün vatandaşlığı gerçekten kendisinden öğrenmiştim. Aynı şekilde Türkçe'yi de Öznur Saat Yıldırım'dan. Şimdi öncelikle tarihten başlıyoruz. Ramazan Yetkin 2022 KPSS videolarını açtık. Sanırım güncelleme de yapmış Ramazan Hoca burada. 80 tane video var. Biz şimdi konu konu bunları çizelgelere geçireceğiz. Ve videoların süresini de yazacağız yanına. Biz şimdi her dersin konularını bu şekilde çizelgelere yazdık. Böylece konuları bir bütün halinde görmüş oluyoruz. Videoların dakikaları da yanında yazıyor ki ne kadar vakit harcayacak onu görebilsin diye. Bunu artık sınava girene kadar kullanacak. Böyle bütün konular arasından da haftalık plan oluşturuyordum ben. Halil'e de onu önereceğim. Mesela Türkiye'nin coğrafi konumunu işte tahminen bu haftaya veya iki hafta içinde bitiririm şeklinde düşünerek ilerleyebilecek. Onları da artık ilerleyen süreçte size gösteririz. Şimdi kameranın şarjı çok azaldı. Ben kamerayı şarja takacağım. Kendim de sunum yapmaya geçeceğim. Tam slide'ın yarısına gelmiştim ki dışarı çıkıyoruz şimdi. Nur Sena ve Doğuş'lar kokoreç yemeye gideceğiz. Aslında dün akşam gidecektik. Ama bizim karnımız çok toktu. Şu anda saat 11'i çeyrek geçiyor. Samsat Kokoreç ve Çiğ Köfte diye bir yere gidiyoruz. Üniversite yolundaymış. Daha önce hiç gitmedik. Onlar çok beğeniyorlar. Biz de beğeniriz diye düşünüyorum. Bu kadar olur. Tabii ki de hello. Nasıl aynı anda geldik ama? Bugün Samsat Kokoreç'teyiz. Ezgi Hanım'a buraya getirdik. Hoş geldin. Son videoda seni çok beğenmişler. Ben de herkesi çok seviyorum. Feminist bir, yok humanist bir. Size bir haberimiz var. Aynen. Biliyorum, buna çok üzücü. Sen söyle, ben söyleyemeyeceğim. Gidiyorlar. Yapamam. Ezgi söyle. Ben söylüyorum. Gidiyorlar. Bir daha videoda olamayacağız. Olacağız ya, ama olursunuz geldikçe ya. Bizi görmek için beğenip abone olmayın. Aynen. 120 bin like biz varız. Tabii. Aynen. 120 bin like gelirse bu videoya. Karşıdayız. Biraz sonra karşıdayız. Of ya. Kadar. Parlayan yıldızlar takın. Maalesef İstanbul'a taşınıyorlar. Her şey çok güzel. Ali, sen ne düşünüyorsun İstanbul'a taşınmamız? Ben çok üzülüyorum. Hakkınız hayırlısı olsun. Çok güle seviniyorum. Güle güle gelin. Yani sizin için seviniyorum ama
grubumuz için çok üzülüyorum. Çok iyiydik çünkü. Grubumuz her devam edecek. Ben buna yürekten inanıyorum. İşte gidiyoruz. Evet. Ama sık sık gelecekler. Çünkü doğuş tarzı. 3 ay sonra buradayız. İnşallah. Hoşçakal. Kapat artık. Burada buradayız. Tam sunumu bitirdim. Yatıyordum ki çamaşır makinesinde çamaşırların kaldığını fark ettim. Onları astık Halil'le beraber. Şimdi hemen uyuyorum. Sabah kalkmak hiç kolay olmayacak. İyi geceler. İyi cumartesi gününden tekrar merhabalar. Dün ara tatile girdik ama ben aslında hala tatile giremedim şu anda. Kafkas Üniversitesi'ne geldik. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin önündeyiz. Birazdan içeriye gireceğim. Sınavlarım var demiştim hafta sonu. Pek çalışamadım açıkçası. Çok yoğun geçti zaten okulda. Hele dün çok uykusuzdum bir gün önceden. Böyle erkenden uyudum. Sadece bu sabah kalkıp birazcık bakmaya çalıştım slaytlara. Artık vizeler nasıl geçer bilmiyorum. Finallerde telafi etmeye çalışırım. Birazdan tek oturumda 3 sınava gireceğim ve 90 dakika sürecek. Medya ve Türk Dış Politikası, televizyonda yapım yönetimi, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Aslında son saydığım dersi biraz üniversiteden biliyorum. Ben de almıştım çünkü. Yarın da senaryo, radyo yayıncılığı ve kitle iletişim hukuku derslerinden sınavım var. Onlara bu akşam mutlaka bakarım zaten. Sonra da benim için ara tatil başlar. Gerçekten bu tatile ihtiyacım vardı. Çünkü Kars'a geldiğimden beri biliyorsunuz çok yoğun geçti. Hafta sonları, hafta içleri, buraya alışma sürecimiz, YouTube, işi öğrenmem, okula alışmam derken gerçekten böyle pilimin bittiğini hissetmeye başlamıştım. Bu tatil o yüzden bana iyi gelecek. Şu anda saat yaklaştığı için ben de sıraya gireceğim. Bayağı bir sıra oluşmuş şu an. Kontroller yapılıyor. Sınavdan sonra görüşürüz. Sabah en son sınavdan sonra görüşürüz demiştim ama sonra videoyu devam ettiremedim. Eve geldik, böyle biraz dinlendik, bir şeyler yedik falan. Daha yeni akşam dışarıya çıktık, sınavım da iyi geçti sayılır. Yarın da var ama çalışmıyorum. Şimdi biz Mikbar'a geldik. Ben ilk defa geliyorum, hani daha önce gelmişti. Canlı müzik varmış, şu an 10 dakikalık bir ara verdiler. Ben de videoyu devam edeyim dedim. Burada çok ilginç bir menü var. Adı Milk Bar olduğu için burada değişik sütler var. Hem sıcak hem de soğuk süt ve yani aklınıza gelebilecek her şeyli süt var. Orman meyveli, muzlu, fındıklı, antep fıstıklı, kahveli süt. Şu an denemek istedim. Ben şimdi sütler arasında karar veremedim ve Milk Bar Mix diye bir şey söyledim. Buraya özel böyle karışık bir şeymiş. Tadına bakalım dedik gelmişken. Güzel mi? Yatanya var. Mandalina ile baba diyorum. Çilek ve muzlu bekliyorduk. Mandalina ve elmalı geldi galiba. İlginç bir waffle. Eski Alaturka. Ben bir bilme sanki gördüm rüyamda. Aşk cesetler şekerden taburda. Kendine yaşım sekiz çizer Milk Bar'dan çıktık. Orada gürültü vardı. Söylediklerimiz belli oldu mu bilmiyorum ama içtiğim süt gerçekten çok güzeldi. Böyle tatlı seviyorsanız deneyebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Birazcık canlı müzikten başımız ağrıdı ama. Şimdi artık eve geçiyoruz. Havada bayağı bir soğuk. Çok soğuk. Kaç derece? 0 derece. 0 mu? Aynen. Yakında kar gelir herhalde. Saat 11 oldu. Galiba uyuyacağım. Muhtemelen sabah erken kalkarım. Saat 2'de yine sınavlar var. Sabahtan bir şöyle notları okurum diye düşünüyorum. Şimdilik bugünü kapatıyorum. Yarın videoya devam ederiz. Yarın da pazar olduğu için herhalde videoyu yayınlayamam çekmeye devam edeceğim için. Artık pazar akşam montajla uğraşıp pazartesi yayınlarım diye düşünüyorum. Yarın tekrar görüşürüz. Evet, pazar günü videoyu devam ettiriyoruz. Genelde pazarları da çektiğim için artık pazar akşamları videoyu koyamıyorum. Pazar akşamları montajla geçiyor. Şu anda sınavlarım bitti. Ara tatile girmiş bulunmaktayım.
Biz şimdi evden çıktık. Böyle karşısın çarşısını dolaşacağız bugün. Biraz dükkanlara girip çıkacağız. Size de onları çekmek istedik. Şu anda akşamüstü olduğu için ve giderek hava daha da soğuyacağı için ben 4-5 kat falan giyindim. Artık nasıl olacak bilmiyorum kışın yani. Burada öğrencilerden duydum, küçük çile büyük çile diye bir şey varmış sanırım. Bir Aralık ayında bir de Ocak ayında. Bilmiyorum artık kaç kat giyerim o zamanlar. Şimdiden böyleyim. Geçelim. Bizim şelale. Bak dedim her yerde var. Daha farklı. Aşkım baksana. Şu benim kaç senedir söylediğim şey. Şu mu? USB falan takılıyor herhalde onun. Yok, yok. Normal müzik kutusu gibi mi? Evet. Burada hala turist gibi takılıyorum. Fotoğraf çekince. Baksana yeleklere. Galiba bu kıyafeti bize göre olsa. Ben alırım ben lan. Kanka bize göre olanı yok değil mi? Yok abi. Çok tatlıymış. Kaç? Ya şu ışıklara bayılıyorum ben. Kışın çok yakışmıyor mu? Bir de kar yağınca daha güzel olacak. Ve her yerde bunlardan var. Bugün bir kalpak bakacağız artık. Kış yaklaşıyor, kendimize birer kalpak alalım Kars'a gelmişken. Şu anda Puşkin restoranta gitmeye karar verdik. Bakalım, rezervasyonumuz yok ama boşsa. Halil gitmemişti oraya biliyorsunuz. Annemle gitmiştim. Annem piti yemişti. Ben de kuzu incik pörtletme yemiştim. Çok beğenmiştim. Burası köy kahvaltısı dediğim Boğatepe. Buraya gelelim ya. Yöresel kahvaltı yazıyor bak. Aynen, buraya gelelim bu tatilde. Kestane balı. Rezervasyon mu lazım acaba? Ben ondan da yiyeceğim de, kotletmeden de yerim ama esas sen ye yani. Ben bir de hangi elini söylesem, o da etli değil. Hangi el neydi? Bizim mantının etsiz hali, buranın Kars'ın meşhur yöresi. Bildiğin hamur, etsiz. Aslında tam senlik, sen yemiyorsun ya bizim mantıyı. Aa, piti nasıldı? Piti mi güzel diyordun sen? Değil. Niye? Değil. Ekmeği... Yok. Annem onu yedi burada işte. Bir tane kuzu pörtletme, bir tane de hangi? Bir de kola, bir tane kola. Evet, ben hangi söyledim. Aslında kıymasız mantıya çok alışkın değilim ama yine buranın yöresel bir şeyini yiyeyim dedim. Bakalım Halil de pörtletmeyi deneyecek. Neye niyet, neye kısmet. Halil Hangel'i daha çok beğenince tabakları değiştik. Hangel güzel de ama ya. Burada bayağı beğendim. Rus şiirinin Güneş'in lakabıyla da tanınan ve Rus edebiyatının ve şiirinin kurucusu Alexander Pushkin 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Moskova'dan yola çıkarak Erzurum'a kadar gelmiş ile beraber bir süre Kars'ta yaşamış. O yüzden burası da Alexander Pushkin Restoranı'ya geçiyor. Bununla ilgili kitaplar da varmış. Ben de ilerleyen zamanlarda onları da okumayı düşünüyorum. Şimdi hemen Pushkin Restoranı'nın yan taraflarında yer alan Kars Ahşap Sanat Dünyası'na geldik. Burada bayağı bir kalpak ve hediyelikler var.
Şimdi biz de bir deneyelim. Çok güzel tepsiler var. Bakayım mı? Bana dönsene. Şey gibi oldu. Bu ceketle de çok güzel oldu. Hiç olmadı ya. Kanka bir de kuyruklara bakalım. Kuyruklardan geliyor abi. Çok fena. Oo, bu çok güzel. Sen bir de arkasını gör. Güzel de bunu ben dışarıda tabii böyle gelecek. Dur bir fotoğrafını çekeceğim ya lütfen. Aynen. Bence kadınlara çok yakışıyor. Evet. Ne kadar mütevazısın. Ama şey bu açık renk alır değil mi? Siyah falan alayım her şeyi de. Var mı? Bu biraz açık evet. Ay çok beğendim ya. Çok güzel bence. Başka siyah şey, güzel. İyi bakayım. Ay benim gözümü kapatayım. Yani bu asa çok iyi korur. Bu daha korur. Bunlar gerçek tüy mü? Gerçek. Hepsi orijinal bir telleri abi. Onu da neyle giyeceksin? Çok güzelmiş. Hani genelde en çok tercih edilen yönetler beyazdan siyah abla. Fiyat mı? Tek parça dediler 250, bunlar 250. Ya o da çok güzel aslında. Ama o çok koruyucu. İlk önce bir tane alalım sana. Hemen almayalım mı? Hayır, sen alalım, ben hemen alayım. Hayır şey, bunu mu alalım? Ben düşüneceğim şu an. Almışken. Ne? Bunu mu alsaydık? Ama çok o çok güzel. Evet, sonunda bir kalpağım oldu. Kulaklı olanı aldım ben. Hayır, şimdilik almadı. Böyle erkek modellerde sadece önü beyaz olan kalmış. O da pek içine sinmedi. Böyle daha tüylü bir şey olsun dedi. Bakalım gelirse haber de verecek bize. Zaten sahibi de benim okulumdan mezunmuş. Böyle tanıştık, sohbet ettik, iyi oldu. Gerçekten çok güzel modeller vardı aslında. O büyük taktığım siyahı da çok beğenmiştim. Onun böyle moru falan vardı. Ama her gün takılmaz. Bunu artık... Dur bir dakika. Ne yapıyor sence? Son olarak market alışverişimizi yaptık. Eve geçiyoruz. Migros'ta da bir takipçimizle karşılaştık. O da muhtemelen bu videoyu izliyordur. Çok memnun olduk. Artık bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.